Ne diyelim Paşa Hazretleri? Allah taksiratını affetsin, mekanı cennet olsun. Amin Kadı Efendi. Yalnız pek şaşırmadınız siz bu karara. İbrahim Paşa'nın ahvali herkesin malumu Paşa Hazretleri. Böyle olacağı belliydi. Kara bir gündür bugün. İbrahim Paşa gibi kıymetli bir devlet adamı, onun gibi yiğit bir serdar bir daha zor gelir bu cihana. Hakkınız var paşam. Allah rahmet eylesin. Amin, amin. Amin de ne oldu birden paşa? Bir malumatın var mı? Yok paşam. Lakin dün hünkârımız Ayaz Paşa ile buluştular. Gecesinde de bu hadise meydana geldi. Doğru. Vezir-i Azam İbrahim Paşa dün gece boğdurulmak suretiyle idam edilmiş. İbrahim Paşa denilen kafir nihayet layığını buldu. Dediklerine göre cesedi bahçedeki putların önüne atılmış. Namazı bile kılınmadan defnedilecekmiş. Bugüne kadar Makbul Paşa dediğimiz bu kafir şimdi artık Maktul Paşa olmuştur. Sizin bir malumatınız var mı Lütuf Paşa? Neden infaz edilmiş? Hünkârımız böyle münasip görmüş paşa. İstişare etmek bize düşmez. Haşa. Ne haddime. Esasen bunca yıl o makamda kalmak bile mucizeydi. Malum düşmanı çoktu paşanın. Hataları da olmuştur elbet. Aksi halde hünkârımız böyle bir karar vermezdi. Ne olursa olsun paşam. İbrahim Paşa, mazisinde nice zaferler, nice başarılar olan büyük bir devlet adamıydı. Hiç değilse bir cenaze namazı. Mustafa Paşa, niye sustun? Devam et. Böyle elem verici bir hadisenin yaşandığı gün herkese susmak yaraşır. Ayaz Paşa. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Öğrendiğimiz kadarıyla İbrahim Paşa hünkârın emriyle öldürülmüş. Başka türlü kim cesaret edebilir ki? Sana söylemiştim. İbrahim Paşa hünkârı gölgeliyordu. İktidar gölge kabul etmez. Şimdi ne olacak Monsieur Fauré? Vezir-i Azam'la aylardır görüşüyorduk. Antlaşma imzalanmak üzereydi. Bu bizim için kötü oldu. İbrahim Paşa makul bir insandı ve bizim dünyamıza yakındı. Şimdi yerine gelecek pasayla konuşmak bile mümkün olmayabilir. Sizce kim gelir yerine? Sultan Süleyman'ın aklındakini bilmek güç. Bekleyip göreceğiz. Hepinizin malumu olduğu üzere Vezir-i Azam İbrahim Paşa Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Allah taksiratını affetsin. Amin. Bu sebeple irademdir. İbrahim Paşa'dan boşalan Vezir-i Azamlık makamına silsile-i meratip gereği ikinci vezir Ayaz Paşa'yı tayin ediyorum.
Yeni vekili mutlakım olarak bu vazifeyi layıkıyla yapacağından şüphem yok. Emru ferman yüce padişahımındır. Bu hakir vezir kulunuzu bu yüce vazifeyle mesut ettiniz hünkârım. İbrahim Paşa'nın akıbeti sana ve diğer erkan-ı devletime ibret olsun. İlaveten Rumeli Beylerbeyliği'ne Lütfi Paşa'yı tayin ediyorum. Ayas Paşa ne dersin? Lütfi Paşa tecrübeli bir beylerbeyidir. Bulunduğu Anadolu Beylerbeyi de Rumeli Beylerbeyliği'nin yoludur. Beni bu makama layık gördünüz. Duacınızım hünkârım. Hızır Hayrettin Paşa. Buyurun hünkârım. İtalya seferi hazırlıkları aynı şekilde devam edecek. Donanma inşasında bir aksama olmasın. Emredersiniz. Kadı Efendi, kanun çalışmaları ne vaziyette? Hünkârım, Ramazan-ı Şerif münasebetiyle heyet çalışmalarına ara verdi. Fakat bayramdan sonra devam edeceğiz inşallah. Kanunlar mühim. Aceleden ırak, titiz bir çalışma elzemdir. Boğdan Voyvodası Rareş'ten yeni bir havadis var mı? Malkoçoğlu Bahri Bey'e haber yollandı hünkârım. Rareş'le bizatihi görüşüp vaziyeti bildirecek. Rareş denen alçak muhakkak Şalken'in desteğini aldı. Aksi halde buna cüret edemezdi. Ya haracını öder ya da kellesini alırız. Sultanım. Semile. Sultanım. Ayas Paşa Vezir-i Azam tayin edildi. Bundan böyle divanda size muhalefet olmaz. Onu ikaz etmiştim Sümbül. Hem de defalarca. Fakat İbrahim Paşa benimle savaşmayı tercih etti. Nihayetinde ikimizden biri kaybedecekti. O ben olmadığım için mesudum. Rüstem Bey'e haber yolladın değil mi? Derhal gelsin onu, hemen divana sokmalıyız. Çağırdım sultanım, merak buyurmayınız. İlaveten Şah Sultanımızın zevci Lütfi Paşa da Rumeli Beyler Beyliği'ne tayin edildi. Ala. Kendisine tebriklerimi iletiriz. Ayrıca hakkında teferruatlı malumat isterim. Emredersin sultan. Sultanım. Vallahi hala inanamıyorum. Sanki İbrahim Paşa bir yerlerden çıkacakmış gibi. Zümbü. Bu benim zaferim. Benim zaferim. Söz verdiğim gibi düşmanlarım bir bir bana yaptıklarının bedelini ödüyor. Harem bir yana, bütün cihan önünüzde diz çökecek. Dünyayı siz yöneteceksiniz. Ayas Paşa, en üst makama terfi ettin. Allah daim etsin. Hünkârımızın takdiri sultanım. Ona ve size layık olmaya çalışacağım. Ayas Paşa öyle olacağından eminim. Divanda sağlam, güvenilir kişilere ihtiyaç var. Seni destekleyecek, bizim menfaatlarımız kollayacak kişilere. Bu yüzden Rüstem Bey'i çağırdım. Kubbe veziri olarak divana girmesini istiyorum. Sen ne dersin? Sultanım, benim böyle bir tasarrufum olamaz. Zira buna ancak hünkârımız karar verir. Sen vezir-i azam olarak Rüstem'i tavsiye edeceksin. Evet, hünkârımız bunu dikkate alacaktır. Ben elbette arzularınızı yerine getiririm. Fakat Rüstem Bey münasip olur mu sultanım? Henüz Sancak Bey oldu. Beylerbeyliği yapmadan vezir yapılmaz. Rumeli Beylerbeyliğini de hünkârımız Lütfi Paşa'ya verdiler.
devlet tecrübesinin kâfi olduğunu düşünmeyebilir. Ayaz Paşa seni hünkârımıza tavsiye edeceksin. Bu mevzuda kendilerini ikna edeceğine şüphem yok. Zira ben Rüstem Bey'i divanda görmek istiyorum. Sultanım. Ayaz Paşa, ilk itiraatın benim kararlarımı tartışmak mı? Aşağı sultanım. Ne haddime? O halde dediğimi yap. Etme bulma dünyası Sümbüla. İbrahim Paşa kendi döktüğü kanda boğuldu. Tam bir sene evvel. Hünkârımızın haksız yere İskender Çelebi'yi idam etmesine sebep olmuştu. Evet. Hakkı âliniz var. İskender Çelebi mühim bir zattı. O geceyi dün gibi hatırlıyorum. Yine bir Ramazan'dı. Hünkârımız beddua etmişti paşaya. İbrahim! Paşa İbrahim! Senin yüzünden kim masumun kanını girdin? Dilerim yılına varmadan sen de bu ecelere gidesin. Senesinde aynı akıbeti dilemişti. Paşa ne vakit öldü? Tam bir yıl sonra. Yine bir Ramazan ayında. Allah'ım. Rabbi yessir ve la tuassirra bitamim aleyna bi hayrin amin. O halde hünkârımız eve... Belli ki çok daha evvel karar vermiş hünkârımız. Destur! Hazreti Hürrem Sultan Hazretleri! Sultanım. Rüstem'e, birazdan Ayaz Paşa gelecek. Kendisine vaziyeti izah etti. Vezir oğlum divana gireceksin. Fakat usuldendir bir görüş. Allah sizi başımızdan eksik etmesin sultanım. Sümbüla. Vezir-i Azam Hazretleri. Payitahta hoş geldin Rüstem. Hoş buldum Paşa Hazretleri. Evvela sizi tebrik etmek isterim. Vezir-i Azam oldunuz. Hayırlara vesile olsun. Hayrola? Bana haber vermeden niye terk ettin sancağını? Sultanımız bizzatı çağırınca haber vermeye fırsat bulamadım. Seni severim. Bir hayli cesursun. Fakat her şeyin fazlası zarardır. Doğrusu zannedilir. Hünkârımıza paşa rütbesiyle vezir yapılmanı tavsiye edeceğim. Kendileri münasip görürse divana gireceksin. Şeref duyarım. Fakat unutma. Aldığın her rütbe seni ölüme bir adım daha yaklaştırır. O halde makamınız icabı ölüme benden daha yakınsınız Paşa Hazretleri. Lütfü Paşa Hazretleri, afiyettesinizdir inşallah. Rumeli Beylerbeyliğiniz hayırlı olsun. Hayırdır Rüstem? Ben senin teke sancağında olduğunu sanıyordum. Vezir-i Azam Ayaz Paşa Hazretleri takdir buyurup beni çağırmışlar. Onca yolu geldiğine göre mesele mühim olmalı. Mühim elbet. Paşa Hazretleri lütfedip beni divanda görmek istediklerini söylediler. Demek öyle. Benim mevkide makamda gözüm yok paşam. Bu yüce devlete hizmet edelim de nerede nasıl olduğu mühim değil. Âlâ. Hayırlısı. Buyurduğunuz üzere sefer hazırlıklarıyla bizzat alakadar oluyorum hünkârım. Başka bir mevzu yoksa çekilebilirsin. Bir husus daha var hünkârım. Teke sancak bir Rüstem'i çağırdım. Malumunuz. Kendisi size ve devletimize nice hizmetleri olmuş, kabiliyetli bir zat. Taşra çıkarken
kendisine beylerbeyliği verilmesi daha münasipken Vezir-i Azam tarafından sancakbeyliği verildi. Siz de münasip görürseniz kendisini kubbe veziri olarak divanda görmek isterim. Gel. Hünkârım, Şehzade Mustafa Hazretleri teşrif ettiler. Gelsin. Sen çekilebilirsin Ayas Paşa. Bu mevzuyu daha sonra konuşuruz. Hünkârım. Vezir-i Azam Hazretleri. Şah Sultan Hazretlerine haber verin. Hemen. Mühim bir mesele olduğunu söyleyin. Sultanım. Nedir bu haliniz paşam? Mesele mühim demişsiniz. Rüstem'le karşılaştım. Kendisini Ayas Paşa çağırtmış. Paşa onu kubbe vezirliğine münasip görmüş. Ayas Paşa'nın ne tasarrufu olacak? Hürrem'in işi bu. Zira Rüstem en sadık hizmetkarıymış. Maşallah. Bu vaziyette Ayas Paşa da Hürrem Sultan'a hizmet etmekte. Öyle. Paşanın vakitsiz ölümü en çok ona yaradı. Ahir ömründe Vezir-i Azam oldu. Az evvel hünkârımızın yanındaydı. Belli ki bu meseleyi konuştular. Derhal müdahale etmezsek Rüstem vezir olacak. Ziyadesiyle bize de payitahttan gitmek düşer ki maazallah. Buna müsaade etmem. İnşallah sultanım. O halde elinizi çabuk tutunuz. Zira divana girmek benim hakkım. Vesilesiyle silsile-i meratip gereği vezirlik Rumeli Beylerbeyi olanlara verilir. Hünkârım. Müsaade ederseniz ben burada kalmak istiyorum. Bu zor vakitlerde ailemin yanında olmak istiyorum. Sizin Hatice'nin yanında. Buna ziyadesiyle memnun olurum. Dilediğin kadar kal. Ben hep burada kalmak istiyorum. Fakat zevcim Lütfü Paşa'nın vazifesi buna mani. Gerçi lütfedip Rumeli Beylerbeyliği gibi önemli bir makama henüz getirdiniz ama kendisine payitahtta bir vazife münasip görürseniz bizi çok mesut edersiniz. Tecrübesi malumunuzdur. Lütfü Paşa rahmetli babamın zamanından bu yana devlet-i aliyenin hizmetindedir. Kendimi bildim bile İbrahim Paşa yanımdaydı. Üzerimde emeği büyük. Hala aklım almıyor. Hünkârımıza ebedi bir sadakatle bağlıydı. Bana asla ihanet etmiş olamaz. Bundan zerre kadar şüphem yok. Ben de ihtimal vermem. Fakat birileri kuyusunu kazdı belli ki. Yalanla, iftirayla nice kelleler gitti. Paşamızın kanına girenler sizin de düşmanınız şehzade. Çok dikkatli olmalıyız. Buna cüret edeceklerdir elbet. Fakat başaramayacaklar Taşlıcalı. Buna asla izin vermeyeceğim. Ayas Paşa Vezir-i Azam oldu. Onun ve diğer paşaların size karşı tavrı mühim. İbrahim Paşa kadar yanımda olmayacakları aşikar. Öyle. Fakat sizin yanınızda olmalarını sağlamalıyız şehzadem. Bu sizin istikbaliniz için elzam. Ayas Paşa'ya haber gönder. Kendisini bizzat tebrik etmek isterim. Dostumu düşman mı anlayalım? Hoş geldiniz Şehzade. Mihrimah, benim güzel kardeşim, hoş bulduk. Abi, kardeşim. Siz de hoş geldiniz Yahya Bey. Hoş bulduk Sultan. Abicim, Esma'nı hatırladın mı? Şahuban Sultan'ın kızı. Şehzade Hazretleri. Esma, ne kadar da büyümüşsün.
Buyurun geçin şöyle. Başka bir isteğiniz var mı sultanım? Başım ağrıyor Mercan ha. Ben hemen şurubu hazırlatayım. Hatice nasıl oldu? İyi değil. Bilhassa geceleri. Kabuslarla uyanıyor. Sakın yalnız bırakmayın. Bir delilik etmesin yine. Merak etme. Şair olduğunuzu işittim. Bir yere okumak isterim yazdıklarınızı. Elbette sultanım. Esma Han, istersen biz Hatice Sultan'ın yanına gidelim ha? Tamam. Sizin gibi şiirleri dilden dile dolaşmış bir şair tanıdığıma memnun oldum. Ben de öyle sultanım. Sultanım. Bayrama kadar buradayım. Lütfedip gelirseniz sizinle konuşmak isterim. Haber vereceğim. Hemen dönmeyeceksiniz değil mi? Fazla kalamam Mehmet. Ramazan bayramından sonra dönerim. Sancağı ne vakit çıkıyorsun? Belli değil. Günlerdir babamı görmedim bile. Abi, İbrahim Paşa neden idam edildi? Sen bir şey öğrenebildin mi? Hayır. Bir hatası vardır kesin. Hem de büyük bir hata. Yoksa babam kıymazdı onu. Öyle değil mi? Öyledir evet. Ben gittikten sonra ne olacak? Sen de gideceksin. Kim kalacak Hatice'nin yanında? Gülfem var. Hem Hatice'nin kimseye ihtiyacı yok. Bir an önce toparlasın, ömür boyu yas tutacak değil ya. Hatice'm ateşler içinde yanıyor. Senin ettiğin lafa bak. Zaten umurunda bile değil. Sen ancak kendini düşünürsün. Hatta belki sevinmişsindir bile. Laflarına dikkat et Beyhan. Yalan mı? Hatice bugüne kadar hep senin yapamadıklarını yaptı. Senin hayalini kurduğun hayatı yaşadı. Kes sesini. Gözde bir sultandı. Veziri Azam'ın zevcesiydi. Rahmetli babamıza, validemize, hünkârımıza hep senden daha yakındı. Gel. Sultanım, Hürrem Sultan geldiler. Buyursun. Sultanım bağışlayın, rahatsız ediyorum sizi. Gel Hürrem. Sultanım hoş geldiniz. Hatice Sultanımız nasıllar? Utanmadan bir de soruyor musun? Sultanım bağışlayın, vakitsiz geldim. Mühim değil Hürrem. Nedir ziyaretin sebebi, bir şey mi oldu? Bayram için daha evvel düşündüğümüz eğlencelerin iptal edilmesini buyurdum. Size de haber vereyim istedim. Hatice Sultanımız yastayken münasip olmazdı zira. İyi düşünmüşsün. Ben de bu mevzuda ikaz edecektim Hafife Hatun'u. Sultanım, siz de mi onlar gibi düşünüyorsunuz yoksa? İbrahim Paşa'nın idamıyla benim bir alakam yok. Hünkârımızın takdiri. Biliyorum Hürrem.
Hünkârımız neyi takdir ederse o olur. Hayırlı geceler. Hayırlı bayramlar diliyorum size hünkârım. Sana da hayırlı bayramlar Kapıdan Paşa. Malumunuz üzere yeni bir kubbe veziri tayin etmek icap ediyor. Bu mübarek Ramazan bayramında açıklamak nasip oldu. Ayas Paşa irademdir. Lütfi Paşa'yı Rumeli Beylerbeyliği vazifesine ilaveten kubbe vezirim olarak tayin ettim. Bu şerefli vazifeyle ben Lütfi kulunuzu mesut ve bahtiyar eylediniz hünkârım. Hayırlara vesile olsun Lütfi Paşa. Sana itimadım tamdır. Hayırlı bayramlar hünkârım. Sana da hayırlı bayramlar üstad. Vay devran. Ben daireme çekiliyorum. Bila ile konuşuruz. Elbette sultanım nasıl isterseniz. Hürrem. Sultanım. Mahidevran. Ne vakit dönüyorsun Manisa'ya? Orada huzur içinde yaşadığını söylüyorlar. Neler yaptığını biliyorum Hürrem. Gülizar denen casusu yollayıp şehzademi öldürmek istedin. Torunum da senin yüzünden vefat etti. Mahidevran her şeyi benden biliyorsun. Onun çiçek hastalığından vefat ettiğini sanıyordum. Casusun bulaştırdı. Fatma da bu yüzden canına kıydı. Fakat Rabbim yüzümüze baktı. Şehzademin gözdesi gibi. Tebrik ederim, hayırlısı. Hala insanların yüzüne nasıl bakabiliyorsun? İbrahim Paşa'nın kanı ellerinde varken nasıl bu kadar rahat olabiliyorsun? Mahidevran çok üzülmüşsün belli ki. Aslında korkmuşsun demeliydim. Öyle değil mi? Ne de olsa yıllardır seni koruyup kollayan İbrahim Paşa'ydı. Şimdi sırada kim var? Aslanım mı? Bunca günahın vebaliyle nasıl yaşayacağını sanıyorsun? Bilmez misin ki ilahi adalet mutlaka bir gün tecelli edecek? Mahidevran ilahi adalet tecelli etti zaten. Bana diyorsun ama şu an olan bir tane her şey sizin günahlarınızın bedeli. Thank you.
Lütfi Paşa'm, tebrik ederim. Hayırlara vesile olsun. Amin Rüstem, amin. Hünkârımız böyle münasip buyurmuşlar. Nihayetinde sen de üzülme. İstikbalinde uzun bir yol var. Teke de çalış, tecrübe edin. Kısmetse bir gün beraber de divanda oluruz. İnşallah. Gel. Hünkârım. Hürrem, hoş geldin. Nihayet bayram geldi. Arzu edersen çıkalım, dolaşalım biraz. Şehirde şenlik var, izleriz. Daha sonra Hürrem. İyi gelir diye söyledim. Neyse, sonra gideriz. Rüstem Bey'in geldiğini işittim. Ayas Paşa getirmiş. Vezir olmasını istiyor. İyi düşünmüş paşamız. Rüstem Bey bize sadakatli, bağlı, yiğit bir beydir. Evlatlarım da sever onu. Bu vazifeye ziyadesiyle layık. Benim de ona itimadım tam. Lakin böyle bir vazife için henüz erken, hayli tecrübe edinmesi lazım. Zaten Lütfi Paşa'yı vezir tayin ettim. Böylelikle Şah-ı Uban da bizimle kalır. Onun da isteği böyleydi. Destur! Gel. Sultanım. Hayırdır Hürrem, ne oldu? Sizi tebrik etmeye geldim. Lütfi Paşa. Vezir rütbesiyle divan-ı hümayuna katılmış. Hayırlısı olsun. Hünkârımız layık gördüyse bu makamı, büyük şeref. Muhakkak öyle. Tabii bu makamı taşımak ziyadesiyle zor. Bu cihetten bakarsak İbrahim Paşa'yı anmamak ne mümkün. Zira sonu pek acı oldu. Merak etme Hürrem. Lütfi Paşa İbrahim Paşa'ya benzemez. Çünkü zevcesi benim. Ben de Hatice'ye hiç benzemem.